teşekkür ediyoruz. Efendim hediye takdim için sizleri bir süre daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Evet, aile fotoğrafı için sayı protokolü de sahneye... Bugün burada yaklaşık 1 milyon TL değerinde spor malzemesi yardımını 110 tane okulumuza dağıtmak üzere hepinizin huzurunda toplanmış bulunuyoruz. Şimdi görüntülerde de gördüğünüz gibi Kayapınar Belediyesi bünyesinde birçok spor eğitmenini ve tabii onların hizmet ettiği yaklaşık 5000 tane sporcuyu barındırıyor. Bunlar nerelerde hizmet görüyor? Görüntüde de gördük. 75 parkta, buz pateninde, spor parkında, bilim parkında, kültür parkında, kapalı açık yüzme havuzlarımızda, okullarımızda inşa ettiğimiz bir sürü spor salonunda tüm arkadaşlarımız spor faaliyetlerini yürütüyorlar. Tabii bu tesisleri yapıp bu kadar sporcuyu bünyenizde barındırdığınız zaman hem il, hem bölge, hem de ülke düzeyinde birçok branşta hem bölgesel hem de ulusal yarışmalarda, futbolda, voleybolda, basketbolda, çeşitli daha farklı branşlarda birçok yarışmalarda kardeşlerimiz, öğrencilerimiz ödüller kazandı. Bizleri, ailelerini, öğretmenlerini, okullarını gururlandırdılar. Biz bunun yanında başka ne destekler verdik? İlçemizde tabii yaklaşık biz 110.000 tane öğrencisi olan bir ilçeyiz. Bu bazı illerimizin, birçok da ilçemizin üzerinde sadece öğrenci sayımız var. Bu öğrencilerimizin okullara malzeme desteği yaptık. Bu öğrencilerimizi gerek bölge, gerek ülke düzeyinde gittiği yarışmalarda, katıldığı müsabakalarda hem konaklama hem ulaşım desteği sağladık. Gene malzeme desteği sağladık. Burada gördüğünüz gibi sporcu kardeşlerimizin malzeme ihtiyacını gördük. Yani Kayapınar Belediyesi'nin tüm imkanlarından genç kardeşlerimizi, spor yapmak isteyenleri faydalandırmaya çalıştık. Artık dönemimizin sonuna geliyoruz. Yaptığımız birçok gurur abidesi iş var. Tabii bu bir ekip işi. Ben öncelikle başkan yardımcılarıma, bugüne kadar emek veren tüm birim müdürlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bunlar böyle şu içinde bulunduğumuz mekan, onun dışında yapılan eğitim anlamında yapılan yatırımlar bir günde ortaya çıkabilen işler değil. Bir zaman istiyor, bir kaynak istiyor, kaynağı doğru yönetmeyi istiyor. Çok şükür dönemimizde gayret ettik, kaynakları iyi kullanmaya gayret ettik ve bu eserler çıktı. En büyük eğitim yatırımlarından bir tanesinin içinde bulunuyoruz şu anda. Kayapınar Millet Kütüphanesi burası, halk kütüphanesi. Çocuklarımızın en çok ihtiyaç duyduğu okuma alanı, ders çalışma alanı. Gönlümüz istiyor ki bu hizmetler devamlı olsun, sürekli olsun. Burada oluşan huzur ortamı hiç bozulmasın. Çünkü milletin evlatları, memleketimizin siz güzide evlatları hep en iyisine layıksınız. Biz bu şiarla hizmet etmeye gayret ettik. Lütfen kim olursa olsun bu makamlarda bizden olduğu gibi herkesten en iyisini isteyin. Çünkü bunlara layıksınız. Biz yaptığımız eserlerle, ortaya koyduğumuz hizmetlerle hep bunun altını çizmeye çalıştık. İnşallah bu hizmetler sürekli ve daim olur bölgemizde.